Suraç ve Sandığı için sürpriz evlilik yıl dönümü partisi yapılıyor. Ratih Suraç'ın Santuz ise Sandığı'yı gözlerini bağlı bir şekilde oturma odasına getirirler. Bir gözlerinin açmalarını isterler. İkisi gözlerini açtıklarında üzerlerine gül yaprakları dökülür. Bütün aile üyeleri yüzlerinde Suraç ve Sandığı maskeleriyle gelirler ve onların evlilik yıl dönümlerini kutlarlar. Aile üyeleri Suraç ve Sandığı için sürpriz evlilik yıl dönümü partisi hazırlamıştı. Daha sonra Suraç ve Sandığı büyüklerin hayır duasını alırlar. Moyut Suraç ve Sandığı için hazırladığı fotoğrafları gösterir. Fotoğrafların altında mektuplar vardı. Suraç ve Sandığı mektupları okur. Daha sonra aile üyeleri Suraç ve Sandığı'ya sorular sorarak bir oyun oynarlar. Suraç'a Sandığı'nın korkusu nedir diye sorarlar. Suraç Sandığı'nın sevdiklerini kaybetme korkusu olduğunu söyler. Mohit de Sandığı'ya Suraç'ın neyi rahatsız edebileceğini sorar. Sandığı eğer ilişkileri kendisi yüzünden incinirse bunun olmasına izin vermeyeceğini söyler. Daha sonra Suraç Sandığı'ya birbirlerine gül verirler. Ratih Santos'a kendisine çiçek verip vermediğini söyler. Santos ona karnabahar vereceğini söyler. Daha sonra Dişa bir çiçek buketiyle gelir ve geç kaldığı için özür diler. Ratih Zakir'in nerede olduğunu sorar. Dişi ona aradığını söyler ve bu sırada Zakir gelir. Kahramanların girişi geç yaptığını söyler ve Suraç ile Sandıya'nın evlilik yıl dönümlerini kutlar. Sonra pasta siparişi gelir. Moit ve Vikram pastayı kimin sipariş ettiğini merak ederler ve Zakir'in pasta siparişi verdiğini düşünürler. Zakir kendisine sipariş etmediğini söyler. Sonra Suraç ve Sandığı'nın sipariş ettiklerini düşünürler. Zakir Suraç ve Sandığı'dan pastayı kesmesini ister ve pastayı keserler, birbirlerine pasta yedirirler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.